Sayın İlçe Başkanım, değerli ilçe başkanımız arkadaşlarım, ilçe yönetim arkadaşlarım, kadın kolları ve gençlik kolumuzdan burada bizlerle beraber olan arkadaşlarımız, değerli mesai arkadaşlarım, meclis arkadaşlarım ve bugün burada AK Parti ilçe teşkilatımızın misafiri olan Büyükçekmece'mizin ücreti basın mensupları, saygılar, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. İlçe dört yerden şeref verdiniz. Değerli arkadaşlar, az evvel yerel yönetimler birim başkanımız, ilçe başkan yardımcımız Sami Bey zaten yapacağımız çalışmayla ilgili, yapacağımız konuşmalarla ilgili sunumunu gerçekleştirdi. Bu noktada ilçe başkan yardımcımızın hareket noktasından bıraktığı noktadan itibaren ifade etmeye çalışırsak, 2016 yılı acısıyla tatlısıyla son ayı içinde bitmek üzere belediye meclisimizin de Büyükçekmece'de bir tane çalışmasını yaptık. Bir meclisini yaptık. İki meclisi Cuma günü yapacağız. Günümüzde de daha sonraki hafta 12, 13, 14, 15'inde de 16'sında da Büyükşehir Belediye Meclisimiz var. Onları da icra ettikten sonra 2016 yılını inşallah bitirmiş olacağız. Acısıyla tatlısıyla yaptığımız güzel olaylarla ya da üzücü olaylarla 2016 yılını bitirmiş olacağız ki 2016 yılı milletimiz için, bizler için kolay bir yıl değildi. 2016 yılında yine bir 15 Temmuz gibi hain bir kalkışma söz konusuydu. Ki bu kalkışmayı milletimizin azmiyle, inancıyla, yine milletimizin bir ve beraber olmasıyla aşmayı bildik. Ve burada Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Liderimizin dimdik ayakta durması, havaalanında savaş uçaklarına rağmen, tanklara rağmen bizim önümüzde bizlerle beraber durması ve halkımızın da siyaset üstü bir dayanışma göstererek o hain kalkışmaya dur demesiyle biz onlara geçiş vermedik. Ama tabii ki işimiz de burada bitmedi. 15 Temmuz girişiminden sonra şu anda halen ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar devam etmekte. Bizler de liderimizin çizdiği yolda, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekilde bunları aşma gayreti içindeyiz. Dünya var oldukça Türk milleti üzerinde bu coğrafyada oyun kuranlar, bize karşı hain kuranlar mutlak sürede bitmeyecektir. Ve bunlar böyle devam edecektir. Ama inşallah bizler burada bir ve beraber olursak, parti gözetmeden, siyaset gözetmeden, siyaset üstü bir anlayışla birlikte olursak inşallah bunlar tamamını aşacağız diyorum. Buradaki işimizin zorluğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yaşadığımız coğrafya gerçekten zor bir coğrafya. Burada hizmet ederken, burada bir ve beraber olmaya çalışırken, hüküm sürmeye çalışırken tüm semavi dinlerin yayıldığı bölgedeyiz. Orta Doğu'da yine aynı şekilde ticaret merkezlerinin olduğu bir bölgedeyiz ve enerji kaynaklarının olduğu bir bölgedeyiz. Bu bölgede güçlü olmak zorundayız. Bu bölgede ülke içinde bir ve beraber olmak, ülkemizin menfaatlerini korumak zorundayız. Ülkemizi değişik platformlarda birilerine şikayet etmemeliyiz. Ülkemizde yapılan şeyleri doğru tahlil etmeliyiz ve bunları dışarıda da doğru ifade etmeliyiz. Ülkemizle ilgili, menfaatlerimizle ilgili, yarınlarımızla ilgili birlikte karar vermeliyiz. Ama maalesef bazen bunları doğru kullanamıyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Cumhuriyeti'nin liderini, başbakanını kalkıp Avrupa Birliği'ne ya da değişik ülkelere şikayet edebiliyoruz. Bunları yapmamız gerekenler bizce. Yine burada yapmamız gerekenler nedir dersek, öncelikle ülkemiz için yapmamız gerekenleri, İstanbul'umuz için yapmamız gerekenleri ve Büyükçekmece'miz için yapmamız gerekenleri son damlasına kadar, kararın son damlasına kadar yaparsak inşallah bizler de görevimizi yapmış oluruz diye ifade ediyorum. Bu anlamda İstanbul'umuza yapılanları, Büyükçekmece'mize yapılanları iki başlık halinde işleyebiliriz. Özellikle İstanbul'umuzda iki tane meclis vardı daha önceki dönemlerde. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ve İstanbul İl Genel Meclisi vardı. Bunun kapanmasıyla sadece İstanbul Büyükşehir Meclisi kaldı. Bunun bazen ilk başta bir zorlukları oldu eğitimle, sağlıkla ilgili alanlarda. Ama daha sonra bunlar da bakanlıklarla Büyükşehir Belediyesi aşıldı inşallah. İstanbul'umuzda son 12 yılda yapılan çalışmalarla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş Bey adeta İstanbul'umuza çağrı attı. Ve yapılan bu son 12 yılda yapılan çalışmalarla AK Parti belediyeciliğinin ne kadar hizmet ettiğini, ülkemiz açısından ne kadar verimli olduğunu, ülkemizin belli noktalarında yapılması gerekenler noktasında reform niteliğinde kararlar aldığını ve ülkemize, şehirlerimize, belediyelerimize çağrı attığını gördük. Ve bunları söylerken de AK Parti mensubu olarak, AK Parti'nin meclis üyesi olarak bunları ifade ederken de gerçekten gurur duyuyorum. İstanbul'un gününü, bugününü
sizler bizden çok iyi biliyoruz. Belki yeni jenerasyon, belki 2019'da oy kullanacaklar. İstanbul'un eski halini, ulaşım sorununu, çöp sorununu, hava kirliliğini bilmiyorlar ama bunları hepimiz yaşadık. Ve bu noktada özellikle son 12 yılda yapılanları tek tek ifade etmesek de birkaç noktada anlatmak gerektiğini düşünüyorum. İstanbul'umuzda şu anda ulaşımla ilgili sorunlar bir metrobüs vasıtasıyla gidebilmeye çalışılıyor. Yeterli mi? Tabii ki metrobüs tüm sorunları çözmeye yeterli gelmiyor. İstanbul gibi bir kentte tekerlekli araçlarla 4 milyon kişiyi taşımaya çalışıyoruz. Günde 4 milyon kişi. Yaklaşık 15 milyon, 16 milyon bir nüfus yoğunluğu olan ilimizde, büyük şehrimizde bunu yapmakta gerçekten bazen zorluklar yaşatıyor. Bunları yaparken metrobüsle ilgili, metro ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Tabii ki metro faaliyetleri hayata geçtiğinde, yeni güzergahlar açıldığında metro ile ilgili çalışmaları yaptığında mutlak sözü trafiğimizde çözülecek. Fakat metronun da yavaş ilerlemesi metro faaliyetlerinin ve metro yapımının çok maliyetli olmasına kaynaklanıyor. Ve bu noktada biz önümüzdeki dönemde de metro ile ilgili, rail sistemle ilgili çalışmalarımızı yaparken yine aynı şekilde metrobüsle ilgili de yeni araçların alımına ve bunlarla ilgili de İstanbul Büyükşehir'imizde özellikle Suriçin'den, Fatih bölgesinden başlayarak elektrikli araçların alımına ve bunların kullanımına geçeceğiz 2017 yılında. Ve bunu yaparken de amaçladığımız bir yapı tasarrufu, iki çevre kirliliğini azaltmak, üçüncüsü olarak da elektrikli araçların taşıma kapasitesini arttırmak. Bununla inşallah Büyükçekmece'mize ve Silivri'mize kadar da hizmet etmeyi düşünüyoruz. Yine İstanbul'umuza yaptığımız çalışmaların çoğu ulaşımla ilgili, altyapıyla ilgili, daha önceden yapılmış olan yetersiz çalışmalarla ilgili. Hepinizin malumu, dünyanın göz bebeği olan Boğaz'ın 3. gerdanlı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yine ilçe teşkilatımızla, sizlerle, basın mensuplarımızla, Türk halkıyla beraber açtık. Osman Gazi Köprüsü, bunun akabinde açtığımız köprülerden bir tanesiydi. 3. havaalanında çalışmalar devam ediyor. Bu Marmara'yımız açıldı. İnşallah Avrasya tünelimiz de 20 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla, bizlerin meslemi katılımıyla da açılacak. Bunları ifade ederken şunu özellikle belirtmek istiyorum. Belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanları olsun, ilçe belediye başkanları olsun, geçmişteki gibi sadece belediye başkanlığı yapmıyor. Belediye başkanlığı ülkesini, şehrini düşünen, ilçesini düşünen ve bu noktada ilinin, ilçesinin, büyükşehrin kalkınması için çaba harcayan büyük şirketlerin CEO'ları gibi çalışması gerekiyor. Ve bu noktada da bizler Kadir Topbaş Bey'in, Doktor Mimar Kadir Topbaş Bey'in İstanbul için gerçekten çok çalıştığını ve bu noktada İstanbul'u her anlamda tanıttığını, ki bunu Türkiye Belediye Birliği olduğu, Türkiye Belediye Birliği Başkanı olduğunda, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olduğunda tüm dünyaya tanıtma ve etkisinde olduğunu biliyoruz. Ülkelerin tanıtımı turizme, turizmin işlemesi ticaret hacmine, ticaret hacminin artması ülkemize gelecek katma değeri çok fazla etki etmekte. Ve bu da ülkenin hem ekonomik olarak hem de gelişmişlik olarak kalkınmasını sağlamakta. Bu yüzden bizler İstanbul'umuza ulaşımı, trafiği, yapılacak yatırımları AK Parti olarak görüyoruz. AK Parti belediyeciliğinin büyükşehirlerimize, ilçelerimize ve illerimize neler kattığını biliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de AK Partili olmayan belediyelerimizin de AK Parti bayrağı dallanarak hizmet edeceğini, hizmet etmesi gerektiği inancıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine planladığımız, projelendirdiğimiz çalışmasına başladığımız 3 katlı Boğaz geçiş tünelimiz var. Bu da Boğaz'ın geçişini atlatmak için yaptığımız büyükşehirin bir çalışması. İETT hizmetlerimiz İstanbul'umuzun her yerinde İETT ağlarımız devam etmekte. Silivri'nin en son noktasından Tuzla'ya kadar, Kocaeli'ne kadar bizim hizmetlerimiz devam etmekte. İETT her zaman muhalefetimizi eleştirdiği şekliyle kar amacı gütmeyen bir kuruluşumuz. Burada amacımız vatandaşımıza hizmet etmek, vatandaşımıza her noktada taşımacılığı yayabilmek ve vatandaşın en son noktada, en ücra köşede dahi İETT hizmetini en konfor şekilde almasını sağlamak. Bu noktada belediyelerimiz sürüyor. Son zamanlarda ilçe belediye başkanı da ifade ettiği noktada özellikle özel halk otobüslerinin halkı mağdur ettiği yönünde söylemleri var. Bunları büyük şehirlere getirdik. Yalnız şunu da bilmesini istiyoruz. Biz özel halk otobüslerine ve diğer taşımacılara araç başına Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan hükümetimiz olarak
biner lira ödeme yapmaktayız. Bunu deniz taşımacılığında 750 lira yapmaktayız. Yine öğrenci başına yapılan indirimlerde bizler 30'ar kuruş araç başı ödemekteyiz, yolcu başı ödemekteyiz. Bu ödediğimiz paralar yeterli mi? Yeterli gelmeyebilir. Ama yeterli gelmeyen noktada da insanlara gerçekten insanlık dışı davranmak da hakkaniyeti değil diye düşünüyorum. Bu noktada da çalışmalar sürüyor. İETT önümüzdeki süreçte tüm maliyetleri kapsayan otobüs başındaki otobüs bazlı çalışmada maliyetlerin üzerine belli bir kar koyarak özel halk otobüslerinde sisteme dahil edecek ve denetleme yapacak. O zaman inşallah bu sorunlar da ortada kalacak diyorum. Yine Büyükşehir Belediye'mizin İSKİ ile ilgili yaptığı çalışmalar var. Gerçekten bugüne kadar ihmal edilmiş ve Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan zamanında Çatalca'nın ıstırancalarından başlayıp İstanbul'un su kaynaklarını verimli kullanmak, su hatlarını yenilemek, su kaçağını kaybını azaltmak yönünde çalışmalar devam etmiş ve İstanbul'u Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu dönemden itibaren suyla, çöpten, trafikten, çevre kirliliğinden boğuşmamakta ve bunları bir şekilde aşmış durumda. Bizler bundan bir adım daha ileriye giderek, İstanbul'umuzun nüfusunun arttığını düşünerek Melen'den İstanbul'umuza iki tane hat getirdik. Ve Melen'de şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bir baraj inşaatımız devam ediyor, üçüncü hatta geliyor. Yani İstanbul'un 2050'ye kadar su sorununda trafikle beraber inşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, AK Parti Belediyesi olarak inşallah aşacağız diyorum. Bununla ilgili metro ile ilgili çalışmalarımız var, metrobüsle ilgili çalışmalarımız var, İstanbul'la ilgili çalışmalarımız var. Ve bunları yaparken de bizim 2016 yılı bütçemiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 16 milyar 100 milyon liraydı. 2017 bütçemizde geçtiğimiz ay itibariyle Büyükşehir'de onaylandı. 18 milyon 500 bin lira olarak da 2017 bütçesi onaylandı. Bunun yanında konsolide bütçemiz 27 tane şirketimizle beraber 42 milyon lira civarında şu anda. 42 milyar lira civarında. Buradan mutlak surette ilgili ilçe belediyelerine de 39 ilçe belediyesine Büyükşehir Belediyemizin talimatlarıyla geçen sene pay ayırdık. Bunu ayırmak zorunda mıydık? Değildik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş Bey mecliste yaptığı konuşmada 150 milyon lirayı ilgili belediyelere 39 belediyeye dağıtacağını ifade etti. Ve bu noktada da bunu dağıtırken parti ayrımı gözetmeksizin parti ayrımı gözetmeden tüm belediyelere ihtiyacı olanı vermeyi uygun bulduk. Büyükçekmece Belediyesi olarak da biz 2016 yılında Büyükşehir Belediye'mizden 5 milyon 116 185 bin 0.59 lira yardım aldık. Yine aynı şekilde Zeytinburnu Belediyesi 3 milyon 582 bin lira yardım aldı. Bayrampaşa Belediyesi 3 milyon 486 bin lira yardım aldı. Bu rakamlara belediyeleri özellikle ifade etmek istiyorum. Burada parti gözetmediğimizi ve hizmette Büyükşehir Belediyemizin özellikle Kadir Topbaş Beyefendi'nin A Partisi, B Partisi demeden gerekli hizmetleri, yatırımları ilçesine, ilçelerine ve İstanbul'a kazandırmayı ifade ettiğini, kazandırmayı gördüğümüzde belirtmek istiyorum. Büyükçekmecemizle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyemizde yaptığımız planlamalar, 1/5 binlik planlar var. Büyükçekmece hepimizin bildiği gibi Beylikdüzü'nden, Esenyurt'tan çok daha önce ilçe olan 1958 yılından beri belediye olan ki o zamanlar Esenyurt bizim köyümüzdü. Esenyurt bize bağlı bir köyken biz belediyeydik. Ve burada yapılması için imar çalışmaları vardı. Bunlarla ilgili ilçe başkanımıza yaptığımız çalışmalarda, Büyükçekmece'deki imar komisyonunda yaptığımız arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalarda yapılması gerekenleri önümüze harita olarak aldık. Belli noktalarda çalışmalar yaptık. Batıköy mahallemizin 1/5 binlik planları bir kısmı onaylandı ve bu noktada çalışmalar başlatıldı. Yine hemen akabinde Güzelce mahallemizin 1 ve 2 nolu planları onaylandı. Burada planlar onaylanırken 1/5 binlik planlar 8 kat, 10 kat, 20 kat diye değil, bölgemizin uygun gördüğü, bizlerin ve sizlerin daha uygun gördüğü, deprem kuşağında göz önüne alarak bir kat seviyesinde artışlar yaparak, ticaret alanlarında bir kat seviyesinde artışlar yaparak bunları yapmaya çalıştık. Güzelce mahallemizden sonra da Kumburgaz mahallemizin imar planları otobana çıkan yola kadar yapılmış oldu. Burada yapılan planlamalar bölge insanını belki 8-10 kat bekleyen seviyede mutlu etmemiş olabilir. Ama bir deprem gerçeği de göz önünde bulundurulursa 1 veya 2 kat seviyesinde arttırılarak
Büyükçekmece'de bu bölgede yaşayan insanlarımıza da burada bir bir karlılık sağladığımız, burada bir fayda sağladığımız göz önüne getirilebilir. Yine aynı şekilde Büyükçekmece'de geçtiğimiz dönemde yapı stoğunun çok eski olması vesilesiyle eski Büyükçekmece dediğimiz 5 mahallemizde Rizaiye Mahallesi, 19 Mayıs Mahallesi, Fatih Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Atatürk Mahallelerinde 5 mahallemizde kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar yapıldı. Bunları Hatice Hanım zamanında, ilçe başkanı Hatice Hanım zamanında yaptık ve şimdi ilçe başkanı İlker Bey zamanında da uygulamaya koyduk. Bu 5 mahallemizde de 1000 metreye kadar olan alanlarda yaklaşık %15, 2000 metreye kadar olan alanlarda %20, 3000 metre ve üzerinde de %25 gibi bir artış verdik. Bunlar bir kat seviyesine tekabül eden artışlardı. Ve bu noktada da İstanbul'un çoğu ilçesinin faydalanamadığı, alamadığı kentsel dönüşümden biz herhalde 4 veya 5 ay önce bu faaliyetlere başladık. Ve şu anda Büyükçekmece merkezde inşaatlar yıkılıyor, inşaatlar yapılabiliyor. Bunlar da bizim ve arkadaşlarımızın, ilçemizin gayretleriyle yapıldı. Bunu da burada ifade etmekte fayda görüyorum. Yine değerli arkadaşlar, yapmamız gereken çalışmalar var. Tepeçik'le ilgili, Türkoba ile ilgili, Mimar Sinan Merkez Mahallesi ile ilgili ve diğer mahallelerimizle ilgili imar çalışmalarımız var. Bunlarla ilgili de çalışıyoruz ve önümüzdeki ay inşallah Mimar Sinan Merkez Mahallesi ile ilgili planlarda görüşmeye başlayacağız. Burada bir hepinizin malumu, bilen arkadaşlarımız da var. A bölgesi, B bölgesi, C bölgesi bölgelerimizi ayırmışız. Bazı yerler 11 kat, bazı yerler 7-8 kat, bazı yerler 3 kat seviyesinde. Burada da bir düzenleme yapılarak inşallah hakkaniyetli bir şekilde bu bölgedeki insanlarımızın da inşaatlarını yapması, tamir ve tadilatlarını yapması, refah ve mutluluğa kavuşması için elimizden gelen gayreti AK Parti ilçe başkanlığı olarak buradaki ilçe başkanımızla, yönetimimizle, meclis üyesi arkadaşlarımızla kadın ve gençlik konularında inşallah bir ve beraber olarak gerçekleştirmeye çalışacağız. Burada muhalefet ederken az evvel Sami Başkan'ın ifade ettiği noktada Büyükçekmece ile ilgili muhalefet ederken şunu kesinlikle yapmıyoruz. Bunu ilgili belediye getirdi. Bu karar yanlıştı. Bunu böyle bir saplantımız yok. Böyle bir hedefimiz de yok. Muhalefet etmek için muhalefet etmiyoruz. Eğer burada birinci önceliğimiz kamu menfaati. Eğer burada kamunun bir faydası varsa yapılacak noktada halkımızın ihtiyaçları noktasında birinci önceliklerimizse biz bunlara AK Parti'li meclis üyeleri olarak demekle meclis görmüyoruz. Ve yine kararı verirken ilçe heyetimizde, meclis üyelerimizde, grup kararımızı ve mecliste de uygulama gayreti içerisinde ve bugüne kadar uyguladık. Yine arkadaşlar, az evvel yine Sami Bey'in ifade ettiği noktada yarınlarımıza, çocuklarımıza, yavrularımıza bir şeyler bırakma sevdası içindeyiz. Nedir? Bunlar belediyemizin yeşil alanları, belediyemizin kullanmadığı alanlar, belediyemizin yarınları olarak gördüğümüz çocuklarımıza aktaracak arsalar, araziler. Farkındaysanız belediye meclisteki tüm arsa ve arazi satışlarında AK Parti meclis üyeleri olarak hayır diyoruz. Bunu hayır dememizdeki sebep hem bu arsa ve arazileri gelecekte değerlendirebilecek olmamız, hem çocuklarımıza yer kullanabilecek, ayaklarını toprağa basabilecek, toprak daha hemhal olabilecek bir alanlar bırakmamız, hem de 2017 yılında daha fazla ekonomik kriz yaşayacağız diyoruz. Ekonomik kriz artacak diyoruz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Ayağımıza biraz daha yorganımıza göre uzatmamız gerekiyor. Belediyeler bilançolarını yaparken bir önceki yıl bilançosunun %7, %8, %10 yeniden değerleme oranına göre, enflasyon oranına göre yenileyip bütçe yapmak, bu bütçeleri faaliyete geçirmek, biz AK Parti meclis üyelerine göre, AK Parti teşkilatlarına göre bizler doğru bulmuyoruz. Belediyenin yapması gereken ihtiyaç hangi kalemdeyse, ihtiyaç hangi noktadaysa o noktadaki bütçeyi gerekirse %15, %20 arttırabiliriz. Gerekirse hiç arttırmadan düşürebiliriz. Basma kalıp bütçelerle, basma kalıp yapılacak iş ve işlemlerle, güzel güzel yapılacak güzel resimli kitapçıklarla bizler bölgemizi sevkeda etmeyi düşünmüyoruz. Bizler bölgemizi bölge halkımızla beraber, bölge insanımızla beraber ihtiyaç önceliklerine göre, yapılması gerekenlerin önceliğine göre sevkeda etmeyi düşünüyoruz. 2017 çok zor geçecekse, daha geçtiğimiz mecliste belediye başkanı 4 milyon borçlanma yetkisi istedi. Hepinizin malumu, hepiniz esnafsınız, iş adamısınız. Ve vergi hafı, vergi barışı 11. ayın sonunda daha bitti. Belediyeler 11. ayda emlak vergilerini, çevre temizlik vergilerini aldılar. 11. ayda borçlanmak nereden çıktı?
2017 hani çok zor geçecekti. 2017'de girmeden daha 2016'nın 12. ayında borçlanırsa 2017 bizim için daha da zor geçer ve borçlanma yükümüz artar. Bu yüzden diyoruz ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Ve bunları yapmaya da devam edeceğiz. Doğru bildiğimiz noktada, Büyükçekmece için doğru olan noktada inşallah evet demeye de, doğru bulmadığımız kararlarda hayır demeye de meclis arkadaşlarımız olarak devam edeceğiz diyorum. Buradaki ilkesel kararlarımıza uymak zorundayız. İlkesel kararlarımıza arkadaşlarımızla beraber uyma gayreti içindeyiz. İşte az evvel de ifade ettik, borçlanma etkileri, belediyenin alacağı borçlar, arsa satışları, yeşil alan değişik şekillerde kullanılması da bunlar bize AK Parti olarak evet diyemeyiz ve dememeliyiz. Şu ana kadar da demedik. Bu noktada inşallah bizim hayal ettiğimiz Büyükçekmece, işte nasıl az evvel gururla söylüyorsak İstanbul 12 yıl önce böyle değildi, 13 yıl önce böyle değildi ve bu noktada, gelinen noktada çok daha fazla kentsel alanda yenilenmiş ve yine şehrin reform temelinde yapılan kararlarla sosyal hayatı kolaylaştırma noktasında değişik kararlar imza attıysa Büyükçekmece'de inşallah gelecekte bunları imza atlanmak istiyoruz. Ve bizler halkla beraber birlikte hareket ettiğimizi biliyoruz. Halka rağmen de bir şey yapmadığımızı biliyoruz. Sözlerime burada son verirken bu hafta, bu ay Mevlana haftası, bu ay yerli mal haftasıydı. Yerli mal haftasında da belediyeleri ifade etmeye çalıştık ama meclis uzun sürdüğü için Tamer Canbaz Bey konuşacaktı. Meclis konuşamadı. Önceden yerli mal haftalarında hepiniz bilirsiniz. Okula giderken işte meyveydi, kekti, börekti, çörekti götürdük. Fakat o alışkanlıklar kalktı. İnşallah önümüzdeki günlerde de yerli malı kullanarak, ki en son örneği işte yeni daha Göktürk uydumuzu fırlattık. Silahlı kuvvetlerimize, Milli Savunma Bakanımıza istihbarat verecek ve yaklaşık %20'si yerli kaynaklarla yapılan bir uydumuzdu. Bununla ilgili dışarıdan alamadığımız destekleri Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle, Cumhurbaşkanımızın teşvikleriyle yapmaya devam ediyoruz. Ondan önce de hepinizin malumu yine insansız hava araçları ile ilgili, İsrail ile ilgili yaşadığımız sıkıntıdan dolayı kendi insansız hava araçlarımızı da kendimiz yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçte de kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz görmeye devam edeceğiz. Ve bu noktada kötü komşu insanı mal sahibi yapamışlardı ve bizler de çevremizdekilerin destek vermemesiyle, Avrupa Birliği ülkelerinin bizi desteklememesiyle, silah üretiminde bizim silahlarımızı Güneydoğu'da, Doğu'da, Kuzey Irak'ta, Musul'da kullanamazsınız demesiyle kendi tankımızı, kendi uçağımızı, kendi insansız hava aracımızı yapmaya devam ediyoruz. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın sloganı yine bu haftaya isabet ediyor. Dolarlarınızı bozdurun, altın ve Türk lirasına yatırın diye. Gerçekten bu noktada da yapmamız gerekenleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları her biri ayrı ayrı yapma gayreti içinde. Bunlarla ilgili çalışmalarımız inşallah geçtiğimiz önümüzdeki süreçte devam edecek. Yine Mevlana haftasında olmamız sebebiyle ben bu haftayı da kutluyorum. Mevlana haftasında olmamız münasebetiyle yine Mevlana ile ilgili ne kadar az yüksekten uçarsan düştüğünde az incinirsin. Kibiri bırak, alçak gönüllü ol diyerek sözlerime son veriyorum. Hepinize iyi günler.